İnegöl Spor Ligi'nin 22. haftasında Diyarbakır temsilcisini sahasında konuk etti. Bursaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından yapılan bazı yorumlar Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü'nü hedef tahtasına oturturken İnegöl Spor yönetimi herhangi bir gerilim yaşamaması için taraftarlara sağduyu çağrısı yapmıştı. İnegöl Spor İlçe Spor Güvenliği Kurulu da maça konuk ekip taraftarının alınmayacağı yönünde karar almıştı. Müsabakada İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden 260, Bursa'dan gelen Çevik Kuvvet ekibiyle birlikte yaklaşık 900 polis görev aldı. Maçtan saatler önce stat etrafında kordon oluşturularak geniş güvenlik önlemleri alınırken stada girmek isteyenler tek tek arandı. İnegöl ile alakası olmayan kişiler stat içerisine alınmadı. Ayrıca stadyum etrafına herhangi bir aracın park edilmesine de izin verilmedi. Konuk ekip takım otobüsü polis ekiplerinin eskortu eşliğinde kaldıkları otelden maçın oynayacağı stadyuma getirildi. Şehir stadyumunda oynanan maçta içeri alınan taraftarlar polisler tarafından arandı. Gelen taraftarlar üzerinde çakmak, bozuk para, su şişeleri polisler tarafından stat içerisine alınmadı. İnegöl'de oynanan maç sonrası Ahmet Sportif Faaliyetler oyuncuları yoğun güvenlik önlemleri altından ilçeden çıkarıldı. Oynanan maçta herhangi bir olay çıkmadı.